Gaziantep'te 20 Ağustos 2022 günü meydana gelen kazada içinde muhabirlerin de bulunduğu 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazanın ikinci duruşması görülürken savcılık mütalaasını hazırladı. Mütalaada kazayı görüp hızını azaltmayarak faciaya yol açan otobüs şoförü Abdülkadir Memiş 22 yıl hapis cezası ile yargılanacak. Hastaneye kaldırıldı. Orada yerinde çok sayıda ekip var, yol trafiğini kapatmışlar. Eşaraflara uçan aracı çıkartan kişiler görülüyor. Ambulanslar, genelde araçları bulunuyor bu bölgede. Evet, bu bir kaza Gaziantep Midik otobanı üzerinde yaşandı. Olay yerine kalınca ölüm sayısı da artmış oldu. Evet, şu anda ekipleri görüyoruz. Çok sayıda ekip var. Şu anda yolun bir kısmı trafiğe açılmış durumda. Gerçekten çok üzüldüğümüz, bizim dışımızda diğer muhabir arkadaşlar da birlikte çok mutlu için tebrik ettiler. Evet, şu anda ambulansı görüyorsunuz. İki tane sağlık görevlisi ölenler arasında var dediler. Üç tane itfaiye erinin olduğunu söyleniyor. Evet, şu anda otobüs görüyorsunuz. Tamamen bitmiş durumda. Şu anda hemen kameraman arkadaşım diğer ambulansı da gösterirse, o ambulans da bayağı bir hasar almış, hemen cenaze aracının ön tarafında bulunuyor. Evet, çekicinin üzerinde ambulansı görüyorsunuz, tamamen arka kısmı içeriye girmiş durumda. Büyük bir hasar var ve maalesef dediğimiz gibi ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. 21 tane de yaralımız var. Bunların arasında, ölenlerin arasında maalesef 2 tane de İllat Haber Ajansı'nın çalışanı bulunuyor. Yaptık Ümit Varı Ölen ve Muhammed Abdülkadir Ocak. Bunlar da bugün müdürlüğünde muhabir olarak çalışıyorlardı. Evet, bizi derinden izleyen bir kazanın olduğu yerde şu anda size görüntüleri aktarmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi şu anda burada çok sayıda ekip var. Yol trafiğe kapanmıştı ama jandarma ekipleri yolun bir kısmını temizleyerek araç trafiğini açtılar. Çünkü kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuştu. Evet, şu anda size tekrardan otobüsü ve ambulansı gösteriyorum. Gerçekten çok büyük bir kaza. 5 araç karışmış bu kazaya. Bu kazada bizim edindiğimiz bilgiye göre 2 tane sağlık çalışanı maalesef hayatını kaybetmişti. 3 tane itfaiye eri hayatını kaybetmiş. 2 tane de bizim ekipten, yani İlgaz Haber'e karşımız muhabir arkadaşlarımız maalesef hayatını kaybettiler. Evet, yaklaşık şu anda siz de görüyorsunuz, otobüsün üst kısmı tamamen gitmiş durumda. Vinç hemen aşağıda, araç var. Kameram arkadaşım Bekir Şeyhanlı'yı şöyle bir yönlendirelim. Aşağıda vinç çalışıyor. Evet, biz şu anda aşağıya uçuruma giden aracı çıkartmaya çalışıyor. Buradan görünmüyor çünkü dediğim gibi uçurum gerçekten. Evet, siz de görüyorsunuz şu anda çalışmaları. Tamam. Evet, şu anda bir dakika, şey var mı sende? Firmayı aray. Bu otobüsün de şeyde var mı? Sol öğrenmezsin. Derinden etkileyen bir olaya şahit olduk. 16 ölü tabii ki çok üzücü bir durum ama beraber çalıştığımız iki tane arkadaşımız Yasuk Umut Tanrı Ören ve Muhammed Abdülkadir Esen'le birlikte iki tane de İlaç Haber Ajansı'nın can kaybı var maalesef. Arkadaşlarımız görevleri başındayken hayatlarını kaybettiler. Canlı yayına giderken hayatlarını kaybettiler. Evet, size şu anda tekrardan şöyle kalabalığı gösteriyoruz. Kameraman arkadaşım şöyle bir yolun trafiği açmışlar. Onu da görebilirsek. Karşı tarafta da ekipler duruyor. Ambulanslar hala burada hazır duruyor. Bu arada yeni bir kazanın yaşanmaması için ileride jandarma ekipleri için önlem almış. Çünkü gerçekten her an kazaya müsait olabilecek bir ortam. Çok kalabalık. Yavaş. Cenazeler şu anda morglara götürüldü. Cenaze ihtiyaçlarını gördük. Oradan morgla götürdüler. Cenaze aracına koydular, götürdüler. Burada yeri, evet, sağlık ekipleri, kayıplar var. Müsaade ekipleri, kayıplar var. Yani şimdi vefat edenler, Beyler. Hemen şöyle gelin. Ambulansın parçaları var şu anda burada. Şöyle görüyorsunuz, ambulansın sedyesi paramparça olmuş durumda. Ambulansın parçaları var.
hemen yan tarafta gerçekten kazanın boyutunu açık bir şekilde belirten görüntülerle karşı karşıyayız. Evet, itfaiye aracının arka kısmını siz görüyorsunuz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracının sol arka kısmı tamamen yerinden sökülmüş gitmiş. Kabloları yerde duruyor. Evet, Yaprak, şu anda son çalışmalar yapılıyor diyebiliriz. Evet, aracı çıkartıyorlar. O uçurma giden aracı söylemiş. Biraz önce göremiyoruz. Olduğu için şu anda bir işte aracı çıkartıyorlar. Kameraman arkadaşım Bekir şey almıştı. Şimdi o aracı gösteriyor. Gerçekten araç paramparça olmuş. Araç iki taraftan da çok büyük bir darbe yemiş. Kutu haline gelmiş adeta. Aracın gece kaza yapması, aslında ekiplerin buraya gelmesi, Onun bir sıkıntı var herhalde. Tamam abi. Ön tarafa çevirin. Al oradan. Al. Gel. Gel öyle. Tamam, öyle bak. Açılmaya çalışıyor. Olay bir yerden.